Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün ayın ikisi, 2 Kasım itibariyle sizlere Grandland X 1.5 130 beygir farklı bir donanımla beraberiz bugün. Enjoy Explorer artı cam tavanlı bir tane hazırda bir aracımız var. Yani bu aracı satın almak isterseniz fiyatını danışmanlarımdan öğrenebilirsiniz. Almak isterseniz hemen anında teslimatını yapabiliyoruz. Araca değinmeye başlayalım isterseniz. Grandland X 1.5 130 beygir dizel otomatik olan versiyon. 8 ileri mi 6 ileri mi derseniz 6 ileri olan versiyonları bunlar. Artık Ultimate versiyonlarımızda sadece 8 vites geliyor. Diğer hepsinde 6 ileri. Tam otomatik tork konvertörü şanzımanla birlikte karşılıyor. Gördüğünüz gibi aracımız Explorer cam tavanlı. Explorer olduğunu nereden biliyoruz derseniz de IntelliGrip diye bir arazi modlu bir şey var bunda. Bir modlar var. İşte çamur modu, kar modu, yağmur modu, normal sürüş modları olaraktan birazdan göstereceğim bölümden bütün ayarlarınızı yapıyorsunuz. Araç 4 çeker olmamasına rağmen 4 çeker gibi devam ediyor size. Yani arazide olsun, karda olsun mutlaka size büyük desteği olacaktır. İsterseniz aracı da ağır ağır başlayalım. Gördüğünüz gibi önde bir tane krom aksesuar var. Bu tamamıyla bizim yaptığımız bir aksesuardır. Önden bir çarpışmalarda olsun, önden vurmalarda olsun kesinlikle tamponu koruyacaktır. Ki kalın bir malzeme, sağlam bir malzemedir. Buna da değinmeden geçmeyeyim sizlere. Ön park sensörümüz var, beyaz led gündüz farlarımız var, beyaz led farlarımız var. Hatta ben isterseniz beyaz led farlarımızı açalım. Bu farlar çünkü gerçekten çok güzel bir far sistemi. Aynı zamanda uzun far asistanı da var. Yani karşıdan bir araç geldiği zaman uzunu kendisi yakacak. Araç olmadığı zaman kısaya kendisi geçecektir. Evet, led gündüz farlarımız şöyle yapalım. Ve led farlarımız ikisi birlikte yanıyor. Sinyallerden ledleri kapatıp sinyaller devreye giriyor. Evet, bunu da göstermiş olalım. Şimdi aracımızı tekrardan kapatıyorum. Ki mazotlu bir araba içeride bizi boğmasın diyerekten. Ön park sensöründen bahsettim. Led gündüz farları, led farlardan bahsettim. Sis farlarımızı burada görüyoruz. Farlarımız burada. Ön park sensörlerimiz burada. Burada güzel bir krom detay. Led gündüz farlarımız. Bakın burada. Ve beyaz led farlarımız ise ön tarafta bizi karşılıyor. Yan tarafa geldiğimiz zaman 225-55R18 olaraktan geçen bir lastikler var. Bu lastiklerde mutlaka değinmek lazım. Çünkü Michelin marka geliyor. Cross Climate olarak gelen bir versiyon. Yani bu lastiğin farkı nedir derseniz normalde tüm araçlarımızda yaz lastiği gelir. Bu araç ise 4 mevsim lastikli geliyor. Explorer olduğundan kaynaklı. Jantlar da çok kollu değil. Direkt 5 kollu kalın. Yani herhangi bir şekilde araziye veya bir yere girdiği zaman kırılmaması için güzel bir jant sistemi yapmışlar. Yan tarafa baktığımız zaman yan basamakları görüyoruz. Öndeki demir olsun, yandaki basamak olsun birazdan gösterecek olduğum arkadaki koruma bandı ise tamamıyla bizim sonradan eklediğimiz aksesuarlardır arkadaşlar. Bunlara değinmeden geçmeyeyim sizlere. Burada gördüğünüz gibi krom bir. Yan taraftaki arabada krom bir çıta var. Tepede tavan barı var. Bu araçta cam tavan olduğu için burada yapılacak bir bölüm olmadığından dolayı tavan barı yok arkadaşlar bu araçlarda. Bunda direkt cam tavan var çünkü. Evet, buradan baktığımız zaman krom bir detay devam ediyor. Çoğu videomuzda buralar beyazdı. Çünkü bant vardı. Bunda ise gördüğünüz gibi direkt kendi orijinal rengi olan siyah. Piyano bilek olarak geliyor orası. Evet, yan taraftan bahsettim. Yan basamağımızdan, 4 mevsim lastiklerimizden, 18 jantımızdan. Şimdi aracın arka tarafına doğru gelelim Ahmet istersen. Işık umarım bizi etkilemiyordur. Arka camlar kendinden karartmalı arkadaşlar. Arka tarafta yine arkadan bir darbe aldığımız zaman tamponumuza bir şey olmaması için burada yine gayet sağlam bir krom detaylı, plastik aksamlı güzel bir korumamız var. Bunu da dile getirmiş olayım sizlere. Şimdi bagajımızı açıyorum. Evet, 514 litrelik bir bagaj karşılıyor. Ondan önce ise burada bir geri görüş kameramız var. Kameramızı da göstermiş olalım. Bagajlar çift bölmelidir arkadaşlar. Bunu isterseniz bir alt bölümü indirip daha geniş bir bagaj kullanabilirsiniz. Veya bir üst bölümü kaldırıp çift katlı bagaj sistemini kullanabiliriz. Bagajda aydınlatmamız. Burada bir çektiğimiz zaman koltuklara otomatik yatma sistemi var. Bakın şöyle göstereyim. Yine çekiyoruz. Koltuklarımız yattı ve çok güzel bir zemin elde etti. Çift katlı bagajın bir avantajı da şu. Şimdi baktığınız zaman burada bir ışık var. Bunu alıp da şöyle yapalım. Evet, bunu alıp da normal katını oluşturduğumuz zaman ise düz bir zemin elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet, bagajla ilgili diyebileceklerim bunlar. Zaten çok geniş bir bagaj. Tatile çıkarken veya bir yere giderken bagaj lazım olursa buradaki ara bölmeyi de çıkartabilirsiniz. Şöyle göstereyim sizlere. Çıkarttığımız zaman neredeyse bir kombo gibi güzel, geniş, rahat bir bagaj elde etmiş oluyoruz. Evet, burada ilgili sorularınız olursa mutlaka yorumlara yazın. Elimden geldiği kadar da bildiğim kadarıyla her zaman da cevaplamaya çalışırım.
Arka koltuklarda şu an Ahmet bilmiyorum görebiliyor musunuz? Aynı zamanda orta bölümde bagaja erişme var. Yani arkada oturan kişiler oradan da bagaja erişebilirler. Onu da söylemiş olalım. Evet. Bagajımızı da kapattık. Sol taraftan zaten bahsetmiştim. Explorer olmasının avantajı kar modları, yağmur modları, aynı zamanda arazi modlarıdır. Evet arkadaşlar, arkasındayız şu anda da aracımızın. Aracımızın arkasında güzel buralarda herhangi bir şekilde ayak olduğu zaman iz yapmayacak bir suni deriyle kaplı buralar. Buralarda ufak tefek malzemeleri koyabileceğiniz bölümler var. Koltuklarda tapdetir ve Isofix bağlantısı tüm koltuklarında var. Yani çocuğu olanlar bilir. Büyük bir derttir olmadığı takdirde. Ama Isofix ve tapdetir hepsinde var. Şaft tüneli neredeyse yok diyebilirim. Yani ortaya oturan birisi de kesinlikle rahat edecektir. Çünkü ortada bir şaft tüneli yok. Zaten evet, şaft tüneli diye bir şey yok. Ortaya da rahatlıkla oturabilirsiniz. Baş mesafesine zaten diyecek hiçbir şeyim yok. Baş mesafesi gayet de başarılı ve güzel bir baş mesafesi var. Cam tavanın bize sunduğu en büyük ferahlık, yani rahatlık nedir derseniz de bu ferahlık. Şu anda arka taraf inanılmaz ferah duruyor. Hem baş mesafesi konusunda hem de arkadaki yolcular da herhangi bir şekilde böyle huzursuzluk yapmayacaktır. Çünkü arkadaşlar aracın içi ciddi anlamda ferah. Şuraların beyaz olmasıysa bakın, gerçekten de aracın içinin ferahlığını bambaşka bir yere getirmiş diyebilirim. Onun haricinde diz mesafesi zaten çok çok iyi. Şimdi ortada bir kol dayamamız var. Bu da kalite olaraktan hem güzel bir malzeme hem de arkadaki yolcuların uzun yolda kesinlikle rahat ettirebilecek bir malzemedir. Burada iki tane bardaklığımız var. Bagaja erişim demiştim. Buradan bagaja erişim için şu kapağı açıyorsunuz. Bagaja erişim sağlıyorsunuz. İstersen bir daha göstereyim Ahmet. Şurada bakın, açtım. Bagajdan bir şey alacak olduğunuz zaman buradan da uzatıp rahat rahat alabilirsiniz. Yani arka tarafın malzeme kalitesi olsun, rahatlığı olsun, diz mesafesi olsun, baş mesafesi olsun, gerçekten güzel. Dört tarafta da şu tutamak yerleri var. Bazı ne diyeyim ben size, yolcular buna hassastır. İlla ki şurası olacak ve yolda tutacak. Kendini güvende hissediyor. Yani arkayla bahsedebileceklerim bu kadar. Diz mesafesi başarılı, baş mesafesi başarılı, içi ferah, kol dayamamız çok güzel. Oturduğumuz zaman koltukların sünger kalitesi çok çok iyi. O insanı fark ettiriyor. Yani bunun uzun yolda kesinlikle arkadaki yolculardan bir şikayet duymayacaksınız. Net söyleyeyim. Şimdi isterseniz ön tarafa geçelim. Ama buradaki havalandırmaları söylemeyi unuttuk Ahmet. Arka tarafta ayar tuşları yok. Ancak ön taraftaki havalandırmayı direkt arka tarafa veriyor. Yani arkadakileri de düşünmüşler. Evet. Bunlar çok güzel. Arkada da bir tane çakmaklık girişimiz var. Zaten USB girişi yok. Evet Ahmet. Arkada havalandırmayı yani kendileri kontrol edebildikleri zaman o 3 bölgeli diye geçiyor değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Tabii 3 bölgeli oluyor, 4 bölgeli de oluyor. Bizde ise çift bölgeli iklimlendirmeli klima var. Evet, arka tarafla ilgili bahsedebileceklerim de bu kadar. Şimdi isterseniz ön taraftan yine devam edelim. Elimizde aracın anahtarı var. Anahtarımız suslu bir anahtar. Kapı kilitleme, kapı açma, bagajı açma. Tık diye atacaktır sadece. Bagaj açılmayacaktır. Ama bunlara şunu söyleyeyim. İsterseniz sonradan da elektrikli bagaj eklenebiliyor diye biliyorum. Hani o konuda bilginiz olsun. İlla ki elektrikli bagaj isterseniz. Şimdi anahtarımızı takalım. Evet, aracımızı çalıştırdık. 7 inçlik burada renkli bir ekranımız var. CarPlay, Android Auto gibi bütün özellikleri buradan kullanabiliyorsunuz. Yani navigasyon var mı? Yok. Ancak iPhone kullanıyorsunuz. USB'den takıyorsunuz araca. Direkt CarPlay devreye giriyor. Eğer ki yoksa da Android Auto kullanıyorsanız, yani Android bir telefon kullanıyorsanız da Android Auto'yu yüklediğinizde de buradan projeksiyona geliyor. Oraya bastığınız zaman navigasyon devreye geliyor. Klima ayarlarımız burada. Radyo ayarlarımız burada. Zaten dokunmatik hassasiyeti size aracın hem sağlamlığının hem de böyle yalın bir, karmaşık olmayan bir ekran var. Size bunları net bir şekilde sağlayacaktır. Ben kapatıvereyim Ahmet istersen onu. Rahatsız etti galiba. Evet, klima demiştik. Sağ sol klimamız ayrı. Çift bölgeli iklimlendirmeli klima. Menüye bastığım zaman klima devreye giriyor. Senkronizasyona bastığım zaman ise ikisini aynı anda bakın kontrol edebiliyorum. Dereceler aynı şekilde devam ediyor. Yani ortadaki ekrandan da bahsetmiş oldum. Aynı zamanda klimadan da bahsettim. Vitesin önünde şurada bir saklama gözümüz var. USB girişimiz ve çakmaklığımız orada duruyor. Vitesin önünde burada gördüğünüz gibi lastik havalarını, basın sensörünü devreye alma. Şeritten çıktığım zaman uyarı veren sistemi devreye çıkartmak için uzun süre basıyoruz. Ve çıktı. Gördüğünüz gibi ışık yanıyor. Şu an kapattım. Bir daha bastım, açtım. Durduğu zaman motorun kendini beklemeye almasını devreye alıp devreden çıkartma. Park sensörünü kapatıp park sensörlerini açma. Geri vitesi aldığım zaman kameramız devreye girecek. Aynı zamanda ön arka park sensörü devreye girecek. Şu an kamera niye girmiyor derseniz, bagajımız açık. Ondan dolayı geri görüş kamerası devreye girmiyor. Elektronik el frenimiz var.
Üstüne bastığımız zaman indiriyoruz. Şöyle yaptığımız zaman ise çekiyoruz. D'ye alıp az bir gaz verdiğimiz zaman ise yine kendisi indirebiliyor. Aracı kapattığımız zaman da yine kendisi el freni çekiyor. Şimdi IntelliGrip'e geliyorum. Bakın şu anda sürüş modundayım. Bir tık çevirdim. Takviyeli çekiş, kar modu olarak da ekranda duyarı verdi. Bir daha çevirdim. Şu an dedi ki takviyeli çekiş modu, çamur modu. Bir daha çevirdim. Ve şu anda da ekranda da kum modu olduğunu söylüyor. Bir kez daha çevirdiğiniz zaman ESP'yi komple kapattı ve normal sürüşe geldi. Bunu karlı havalarda ciddi anlamda güzelliğini ve ne kadar arabayı güzel ilerlettiğini net bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi aracı biraz kapatalım. İçeride bayağı çünkü koku olmaya başladı. Direksiyon üzerinden müzik kontrollerimiz burada. Ses açma, ses kısma. Diğer ekran ayarlarımız burada. Çağrı cevaplama, çağrı kapatma. Hız sabitleyici, hız sınırlayıcı. Şu memory tuşuna hız sabitleyici devredeyken iki defa bastığımız zaman trafik levhalarını okuyor araçlarımız. Size ekranda söyleyecek. Siz de iki defa memory'e bastığınız zaman Oğuz'a otomatik kendisi gelecektir. Şurada bir çek tuşumuz var. Çek tuşuna bastığımız zaman bakıma ne kadar kaldı, kaç bin kilometre yol yapacağımız bu bilgileri verdi. AdBlue ile ne kadar mesafemiz olduğu hakkında bilgi veriyor. Dizel olduğu için AdBlue var arkadaşlar araçlarda. Evet, onu da gördük. Yakıt seviyesinin verdiği uyarıyı gösterdi bize. Evet, bunların hepsini check etmiş olduk. Bir arıza varsa da burada tekrardan bize bilgi veriyor. Onun haricinde değinmediğimiz neler var? Far sensörü, yağmur sensörü, kendinden karın ışık aynası. Zaten araçlarımızda var. Hız sabitleyici, hız sınırlayıcı, direksiyon üzerinden müzik kontroller, uzun far ısınını kapatma açma tuşu, direksiyonda yükselip alçalma ve derinlik ayarı. Bunların hepsi arkadaşlar bu araçta standart diyebilirim sizlere. Şimdi Ahmet istersen dışarı çıkalım. Evet, sizlere bugün Grandland X 1.5 130 beygir Enjoy Explorer artı cam tavanlı olan mavi rengimizi anlatmaya çalıştım. Arkadaşlar bu aracımız hazır da var. Hemen teslim edebileceğim. Bu şekilde aksesuarlı bir şekilde teslim edebileceğim bir aracım var. Bir de ekstra neyimiz var derseniz, yan tarafta da Ahmet gösterebilirsen, bir tane de ben cam tavanı istemiyorum, Explorer özelliklerini istemiyorum derseniz de, fiyatı da biraz daha uygun olmasını isterseniz de 1.5 130 beygir yine dizel otomatik sedefli beyaz dediğimiz, inci beyaz dediğimiz aracımızı da size hemen teslim edebilecek durumdayız. Bu iki arabadan bahsettim sizlere. Fiyatlarını yazıyorum. İndirimli fiyatlarımızı duymak isterseniz mutlaka 0276 alan kodumuzla beraber 333-1555 numaralı telefondan Seher Hanım olsun, Ahmet Bey olsun, Samet Bey olsun, ben olayım. Sizlere elimizden geldiği kadar fiyatlar konusunda yardımcı olmaya çalışacağızdır. Donanım özelliklerini yan tarafa koyuyorum ki oradan da Explorer'da neler var, tam anlatamadığım, unuttuğum bazı özellikler varsa da oradan net bir şekilde okuyabilirsiniz. Zaten ABS'ye değinmedim. ESP'ye, antipatinaja, viraj denge kontrolüne, düzlat denge kontrolüne hiç değinmedim. Zaten artık onlar hepsine standart diyebilirim. Hız sabitleyicileri zaten hepsine standart. Yani Grandland X ile anlatabileceklerim bu kadar benim sizlere. Excellence'lar altı mutlarda geldiği zaman da, bu arada gelecek olan da bildiğim kadarıyla Seher yanlışsam düzelt. Bir tane de Excellence'ımız var, bir tane de altı mutumuz var. Değil mi? Yani sizlere aslında şunu diyebilirim. Explorer ve Enjoy donanım olanlar hemen teslimatımda var. Excellence ve altı mut isterseniz de çok yakın bir zamanda, yani şurada tahminimce 2 haftaya kalmaz diyebilirim sizlere. Fiyat garantisiyle birlikte verebilecek olduğum 4 tane aracım var. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğeniyorsanız mutlaka beğen butonuna tıklayın. Yorumlarda sorularınız olursa elimden geldiği kadar cevap vereceğim. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.